Diğer bir yöntem vakumla kalıplama. Vakumla kalıplama temelde ikiye ayrılıyor. Bir dişi kalıbımız var. Şekildeki gibi eriyen polimer filmi dişi kalıbın içerisine balonlanarak çökebiliyor ve daha sonrasında köşelerdeki iğnelere dikkat ediyoruz. Bu iğne uçlu yerlerden vakum yapılıyor. Bu köşelerde olması kalıbın tam oturmasını sağlıyor ve bu şekilde kalıplama yapılabiliyor. Bu tam tersine erkek, aşağıda da şekil var. Erkek tipiyle de yapılabiliyor. Erkek kalıp yöntemiyle de yapılabiliyor. Şu anda onu görüyoruz. Yukarıdaki film şu anda erik hale getiriliyor, yumuşatıldı. Aşağıdan yukarıya doğru erkek kalıp çıkartılıyor ve film levha şeklinde, bunlar 1-2 milim, 3 milim kalınlığında olabilir. Film temel olarak bir etrafı sarıyor ve daha sonra yine emme şeklinde vakum yapılarak, burada da dikkat ediyoruz neye? Köşelerden bir çekiş var. Böylelikle polimer filminin tam anlamıyla yapının üzerine güzelce yapışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Buralarda artıklarımız olacak, değil mi? Kalıbın kenar kısımlarına kalanlar artıklar olacak. Yine erkeğe yukarıdan bir platformla müdahale edebiliriz. Bunun çeşitleri arttırılabiliyor. Dişide de yukarıdan yine bir tampon ya da itici ismi verilen bir baskıyla erik hale gelmiş, neredeyse erime hali, damlama kısmına gelmiyor şu anda ve bir iticiyle beraber aşağı iniş olabilir. Yine vakum her zaman bizim için önemli. Buradaki vakum iğne uçu kadar, 1 milim civarı kısımda. Bunların çok kalın olması istenmiyor. Çünkü bu sefer çapaklar verecektir. İşte bu da tam olarak erkek kalıp geliyor yukarıya. Erik bir film var. Vakum yapılıyor ve tamamen kaplanıyor. Daha sonra ters basınçla itme yapılıyor ve kalıbımız çıkarılıyor. Bunların hepsi erkek kalıba örnek şu anda izlediklerimiz. Yukarı doğru kalıp bitiliyor. Bu tam tersi dişiydi, pembe olan. Bu yine erkeğe benziyor. Dışarıya doğru meyilli olanlar erkek, içeriye doğru meyilli olanlar da dişi. Evet, burada ısıtma işlemini yaptığımız sistem bu geri gidiyor ve aşağıdan yukarıya doğru erkek kalıbımız geldi. Vakum yapıldı ve kaplamamız gerçekleşti. Örnekler arttırılabilir arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen.
Diğer bir yöntem neydi? Dönerek kalıplamaydı arkadaşlar. Dönerek kalıplamada bizim bir polimerimiz var. Bu polimer erik halde değil. Bu sistem içerisine konuluyor. Gördüğünüz gibi şu anda yeşil bir malzeme koyuluyor. Bu polimer olabilecek çeşitli katkıları içeren, renklendiriciler içeren harmanlanmış polimer. Bu döndükçe arkadaşlar erimeyle beraber viskoz bir erime olacağı için etrafı kaplamaya başlıyor. Şu anda soğutma ısıtma kulesine giriyor. Burada ısıtılarak eritme işlemi yapılacak. Fabrikasyon görüntü bu. Gördüğünüz gibi çevriliyor. Hem kendi ekseni etrafında hem de tam tersi düz eksende 3 boyutlu bir XYZ ekseninde bir çevrim var diyebiliriz. Bütün kalıbın her yerine burada girmesi gerekiyor. Daha sonra bu kalıp soğutma kısmına gidiyor ve burada yine döndürmeye devam ediliyor. Aksi takdirde akmalar gerçekleşebilir. Gördüğünüz gibi pervaneler var. Klimalı bir ortam. Burada döndürülerek soğutuluyor ve nihai ürün elde ediliyor. Ürünün ne olduğunu belki merak etmişsinizdir. Bu AVM'lerde gördüğümüz tekerlekli arabalar, alışveriş arabaları, çocukları önüne koyduğumuz arabaların yapımı. İlk başta fark ettiyseniz işçi tekerlerin resimlerini yapıştırmıştı. Gördüğünüz gibi o resimler tabi sıcaklıktan etkilenmeyen, en azından orada çalışılan sıcaklığın üstünde bir polimer var. Onu da sisteme dahil edebilmiş ve yapıya daha sağlam bir şekilde o etikette bağlanmış. Son aşama artık bunları birleştirme aşaması. Gördüğünüz gibi ürün tamamlanmış oldu. Et kalınlığı oldukça fazla. Evet, diğer bir sistem PET bardak sistemi. PET bardak üretmek için ilk baş bir filme ihtiyacımız var. Bu üretildiği polimere göre değişebilir. Bu filmi biz ısıtıcılara veriyoruz. Yine vakum, burada bir dişi sistem vakumlama var. İçeri doğru emiş gerçekleştirilerek bizim polistiren ya da PET bardaklarımız üretilmekte. Şimdi ön kısımdan bakınca daha net anlaşılır. Erimesi için biraz zamana ihtiyacı var. Şu anda o bekleniyor. Evet, yavaş yavaş geldi. Bizim dişi kalıbımız geliyor. Gördüğünüz gibi aşağı doğru vakum yaparak bardakların temel şeklini oluşturuyor arkadaşlar. Bunu biz şu beyaz kalıplarla kesebiliyoruz. Şu anda sistemi oturtturmadıkları için sistemin daha başında bunları bir sarmaya verecekler. Çekme işlemi olması için. Bu atıklar tekrardan kullanılabilecek arkadaşlar. Eritilip tekrardan kullanıma girecek. Burada atığımız oldukça fazla. İşte burada sarma işleminin olduğu kısım. Birazdan bunların kesimine de başlayacaklar. Şu anda israf yapılıyor. Bardaklar dişi kalıpta yapıldı fakat kesilmesi şu anda başlamadı. Şimdi operatör bunları kesilmesini de sağlayacak. Şu beyaz 7 tane olan, evet, şu anda kesme işlemi başlamış durumda. Artık bu şeyler boş gelmeye başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi artık boş gelmeye başladı. Bardaklar teker teker alt tarafa kesildikten sonra düşüyor arkadaşlar.
Bu da naylon üretimine ait bir slayttı. Bunları lütfen daha sonra izleyin. Aynı şirek kalıplama yöntemindeki gibi. Bu da ekstrüzyon şişirme. Buradaki fabrikada birçok kalıbı görebiliyoruz ve 90 derecelik dik açıyla aşağı doğru akan parisonun şişirilmesi olarak tanımlamıştık. Bu otomobil firmalarına parça üreten bir firma olduğunu görebiliyoruz. Çapakların kesildiğini, elle kesildiğini görebiliyoruz. Bu çapak kesme işte makinelerle de yapılabilmekte. O fabrikanın teknolojisine göre değişebilmekte. Bununla ilgili örnekler yine internet sayfalarında var arkadaşlar. Onlara da göz atabilirsiniz.